Merhaba, bu dersimizde String Builder, String birleştirme işlemlerine devam edeceğiz. Bunu da String Builder ile yapacağız bu sefer. String Builder işlemini biz Strings Package ile yapabiliriz burada. O yüzden FMT ile Strings Package'ini önceden ekledim ben buraya. Bunun diğerlerinden farkı nedir? İlk dersimizde, ilk videoda yani String birleştirmelerin ilk videosunda bir manuel string birleştirmeyi anlatmıştım. Bunun belli bir sayıdan sonra düşük performans verebileceğinden bahsetmiştim. Bu nedenle bytes package'ını kullanabilirsiniz demiştim ve örnek yapmıştık. Burada da tamamen bu iş için oluşturulmuş ve strings package'ının içerisine gömülmüş bir özelliği kullanacağız bu işlemi yapmak için. Çok benzer. Bytes package ile yaptığımız yönteme çok benzer. Başlayalım. Builder diyorum. Strings builder diyorum ve builder nesnesinin bir örneğini oluşturuyorum burada. Sonra bir basit döngü oluşturacağım. Burada kullanacağım değişken i. i küçüktür 10 olduğu sürece dön diyorum ben burada. Ve her döndüğünde builder'ın write string function'ını çağır ve buna data ve boşluk adında bir veri ekle. Bu da 10 tane data verisi anlamına geliyor. Bu işlem bittikten sonra artık elimizde 10 data yazan, 10 tane data yazan bir string verisi olacak. Bunu ne yaparız? Result diye bir değişken oluşturup bunu buna atacağım. Builder'ın bir de string function'ı var. Bunu çağırdığımız zaman bu builder nesnesinin içerisindeki byte veriyi bize string'e dönüştürerek veriyor. Ve ben de bunu alıp result'a atıyorum. fmt.println diyerek result'ı ekrana bastığımızda bizim eklediğimiz, birbirine eklediğimiz veriyi sorunsuz bir şekilde göreceğiz. gorunmain.co diyorum. Ve gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 adet aralarında boşluk da var. Data verisi birleştirmiş oldu. Bu veri, bu kullanım yöntemi diğer yöntemlerden daha performanslıdır diyebiliriz. Bir sonraki derste bunun performans benchmarkını test eden bir kod yazacağız mesela.